Şu 20 yılı eğer göz ardı ediyorsanız yazıklar olsun size. 20 yılda ne olmuş? Ne olmuş? Ah kazık sokmuş millete. Aç. Maaş verdi kepçeyle geri aldılar. Geç onu. Amerikalı konuşuyor. Depremi de Amerika yaptı. Amerika uşağı sizsiniz lan. Yuh 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 size. Yuh be. Sayfa çık doyanlara, insanlara, kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Kim oy vereceğiz efendim 14 Mayıs'ta? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu? Ekonomi zaten kötü, gidişat kötü, her şey kötü. Yani şunu söyleyeyim, gelirim iyi olmasına rağmen ben geçinemiyorsam diğer insanları hiçbir şekilde düşünemiyorum. Asgari ücretli ne yapsın, emekli ne yapsın 7500 lira falan? Yani onlar zaten yaşayan ölü. Hiçbir şekilde zaten yani yapamıyorlar. Yapmaya çalışsalar da beceremiyorlar. Çünkü bu millet düz kafayla gittiği sürece, kör cahil yaşadığı sürece bu şekilde devam etmeyecek artık sistem yani. 7500'e insanlar nasıl geçinebilir? Mantık düşünmeleri lazım yani. Her şey, bir markete gidiyorsun, örnek veriyorum, dün bir markete gittim, sadece bir şey aldım, bir poşet aldım 200 lira. Bunu emekli ne yapabilir 7500'de? Şimdi ara zam var, ara zam ama emekliye yok. Şimdi örnek veriyorum, asgari ücret 10.500 oldu. Yine her şey normale mi dönecek yoksa anormal mi yaşayacağız yine? Enflasyon yüksek olacak diyorsun. Enflasyon zaten aldı başını gidiyor. Her şey berbat bir durumda. Yani bu sistem böyle gitmeyecek yani artık. Şartlar altında çoluk çocuğun geleceği ne olacak? Çocuğum zaten yani bunun daha çok masrafı olduğu için hadi bu yine iyi geçiniyor. Hani yine iyi bir şeyler yapıyoruz evet anneciğim. İyi bir şeyler yapıyoruz ama diğer insanlar ne yapsın? Hadi ben yine dediğim gibi iki tane gelirim olmasına rağmen ben geçinemiyorsam diğer insanla hiçbir şekilde düşünemiyorum. Yani hiç kimse demesin ki ben iyi geçiniyorum. Sistem çok iyi, ekonomi çok iyi. Bunu diyen sadece yani Tayyip'e tapan insanlardır. Yani onun yolunda öyle, giden insanlardır. Tabii buyurun. Bir şey yok. Bak, yanlış konuşuyorsunuz. Evet öyle. Hayır. Yanlış 20 senedir değişmeyen bir sistem varsa bu hangi sistem değişecek. Hangi sistemler şeysiniz? Yani sen ekonomiden memnunsan ekonomi hayatından. Yaptı? Evet. Başka kim yaptı? Ülkeyi kim yönetiyor? Ülkeyi kim yönetiyor? Hayır, ülkeyi kim yönetiyor? Siz şu an evet Avrupa'ya bakarım. Avrupa bizi kıskanıyor değil mi? Depremi de Tayyip yaptı diyorlar. Siz niye kimin ağzına konuşuyorsunuz? Onu diyenler cahil insanlar. Hanımefendi. Hanımefendi. Siz şu an kimin ağzına konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Siz şu an sadece siyasizm yabancı kişilerin ağzıyla konuşuyorsunuz. İşte yazıklar olsun size. Yazıklar aynen olsun bu halka aynen ki bu yapılanları görülmüyorsa, görülmüyorsa bu yapılanlar yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Niye vatandaşa hakaret ediyor? Hakaret etmiyorum. Görüşü neyse onu söylüyor. Hakaret niye diyeyim? Sen boş konuşuyorsun. Yürü git sen de. Yahudi üstün ödül madalyası kim aldı? Siyonizm azda konuşuyor dedi ya. Önce Demirel aldı. Daha önce aldı. Kim aldı başka? Kim aldı kardeş? Ne zaman aldılardı? Sen daha bunu bilmiyorsun kurban olayım. Abla diyorsun ki siyonizm ağzıyla konuşuyorsun. Geri almak mı? Yapılanlar diyorsunuz da bu milletin cebinden gidenler babasının hayrına mı yaptı? Yani niye bu kadar kas kafalısınız ya? Sizin gibiler olduğu sürece bu memleket yazıklar olsun 5 size. Hayır, size yazıklar olsun. Yazıklar sizin gibiler olduğu sürece yaşıyorsun böyle. Yazıklar olsun sana. Ya. Bak, baş yaşamışsın. Ya. Allah sizden kurtarsın bu memleketi. Bak Allah sizden kurtarsın bu memleketi. Şu 20 yılı eğer göz ardı ediyorsanız yazıklar olsun size. 20 yılda ne olmuş? Ne olmuş? Ah kazık sokmuş millete. Bağırma. Abi bağırma. Ses gülüyor. Millete bunu verdi. Boş versene sen. Size bak. Aç. Maaş alıyor. Verdi kepçeyle geri aldılar. Hareket yapma tamam mı? Boş konuşmayın. Sen tepkisin. Yaptığın sanki babasının parasını getirmiş vermiş millete. Yaptığın hareketi düzgün Tayyip mi yapıyor? Şimdi vatandaş diyor ki Tayyip mi yapıyor? Kılıçdaroğlu yaptı. Karıştırma Kılıçdaroğlu şu yaptı bir yaptı. Karıştırma. Boş kafalık yapmayın. Yaptı. Boş kafalık yapmayın. Boş konuşmayın. Ülkenize sahip çıkın. Ülkenize sahip çıkın. Bizden fazla kimse sahip çıkmaz bu ülkeye. Senin konuştuğunu Amerikalı konuşuyor. Öyle doğru mi? Konuştuğunu şu an Amerikalı geç onu, geç onu. Amerikalı konuşuyor. Depremi de Amerika yaptı. Amerika uşağı sizsiniz lan. Boş versene sen. Dal da aşağıını öpüyorsunuz Amerika'nın. Amerika'nın dal da aşağıını öpüyorsunuz.
Siz gidin ülkenize daha bir kadın aldı aşağı gizli gizli öp gel. Başta size. Başta size. Başta size. Allah sizden hesap soracak. Allah soracak. Soracak, soracak, soracak. Soracak. Şu memlekette eğer Tayyip kaybettiği zaman şu memlekette göreceğim sizin gibilerini. Göreceğim. Vay anam vay. Neden başka birinin? Neden başka birinin? Yuh 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 size. Yuh olsun yuh be. Sayıp açık doyanlara, insanlara, kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. İnkar ediyorsan yuh olsun size. Nefsine uyanlara, yuh yuh. Hayır neden ülkeyi başka bir ülke yönetmesin? Sayıp açık insanlara, kıyanlara, hırsızlara. Senin yani şu an evinde Allah bilir varla yok arasında yaşıyorsun. Sen gelmişsin burada neyi tartışıyorsun? Gelmişsin onun yurt dışındaki insanları savunuyorsun. Avrupa bizi özeniyor ya. Evet Avrupa bizi kıskanıyor değil mi? Şu halimize bak. Yani buraya gelen insanlar bizim insanlar. Ne bileyim kazanda yansın kül olsun. Onlar da onların olduğunu olsun. Ya bırak da biraz da tamam bırak. Biz onlar yedi biraz da Kemal Kılıçdaroğlu yesin. Bırak adamı bir bırakın. Bir görsün. Bir yönlendirsin. Bakalım ne yapıyor, ne yapacak? Adam izin vermiyorsunuz ki siz. Bir izin ver. Bir sal yani ya. Teşekkür ederim. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Nasıl? Neden Kılıçdaroğlu? Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in karakteri var onda. Terbiyeli, namuslu bir insan. Her şeyden önce. Güveniyoruz diyorsun abi. Çok çok güveniyoruz. Ekonomi nasıl gözlemliyoruz abi? Ekonomik olarak problem var mı? Ya ekonomi diye bir şey yok ki. Neden abi bu hallerde? Neyse o lafı söylemeyeyim. Bu toplumun zaten çoğu onların yüzünden çekiyoruz zaten. Bu çekilen acı ve bu çile onların yüzünden yani. Fazla şanssız bir ülke, haini fazla o yüzden. Türkiye Cumhuriyeti şanssız bir ülke, haini fazla. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Abi 14 Mayıs'ta oyumuzu kime vereceğiz? CHP. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu abi? Düzgün, dürüst bir adam olduğu için. Peki ekonomi nasıl gözlemliyoruz abi? Problemle var mı? Vallahi ben seni YouTube'da takip ediyorum. Vallahi teşekkür ederim abi. olarak ekonomi bunlar bir daha gelirse zaten ekonomi diye bir şey kalmayacak. Zaten ülkeyi sattılar. Bir şey de bırakmadılar. Yani bizden geçti artık ve ben gençlere üzülüyorum. Gençlere üzülüyorum. Yani gençler artık aklını başına alacaklar. Ona göre hareket edecekler. Kılıçdaroğlu tünelin son çıkışı. Artık ona göre bir şey yapacaklar. Bilmiyorum ama gidişatımız çok iyi gitmiyor yani. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu kime vereceksin? Reis abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyoruz abi. Neyini seviyoruz daha çok? Kendisini abi. Çok seviyoruz. Duruşu mu güzel yoksa konuşması mı güzel? Her halinde güzel abi. Nasıl? Cebi nasıl? Ekonomi nasıl? Ekonomi şu anda çok kötü abi, çok kritik durumlarda şu anda. İş yok, güç yok abi bu Suriyeliler yüzünden. Sen kim çok... oy vereceksin? Ben Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum vallahi abi. Aklımda Muharrem İnce var benim abi, aynen. Sence nasıl ekonomi geçirebiliyor mu, ay sonu getirebiliyor mu? Güzel abi, ekonomi güzel. Güzel. Çok şükür abi geçirebiliyoruz ya, çok şükür abi. Teşekkür ederim.